Hocam sesinizi açmadınız sanırım. Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Son 3 günde bu girişi çok çok duyacaksınız. Bugün de oturumumuzun birinci günü bitti. Bunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar, Ayşe'ye arka planı bir değiştirme noktasında yardımcı olabilir misiniz? Chatten yazmış. Evet arkadaşlar, bugün oturumumuzun 184. yıl bilimsel eczacılık kongremizin ilk günü bitti. İlk oturumları bitti. Arkadaşlar ilk günden yoruldu. Abi biz bittik. Şey aklıma geldi. Can Yılmaz'la Zafer Algöz'ün Burada Olan Burada Kal YouTube programı var ya, o aklıma geldi. Zafer abi biz bittik. Abi bizi bir sal. Arkadaşlar ilk günden yoruldu. Tüm azim ve kararlılıklarını kaybetti diyormuşum. Şaka bir yana. Güzel bir birinci gün geçirdik gayet. Arkadaşlar izlenmelerden memnun olan var, olmayan var. Katılımlardan, sorulardan memnun olanlar var, olmayanlar var. Biraz onu değerlendireceğiz. Bu kongrede ilk defa bir şey deneyeceğiz demiştim. Sabahları kongrenin akışını konuşuyoruz, tanıtıyoruz. Akşam da değerlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde 15-20 dakika saatte 11'e gelirken arkadaşlara da bir soracağız. Bakalım bugünkü kongreyi nasıl bulmuşlar? Kendi görüşleri neler? Kendilerini bir değerlendirsinler. Moderatörlüklerini bir değerlendirsinler. Bizlere bir ifade etsinler. Bugün moderatör olan, arka planda çalışan arkadaşlarımızla böyle bir değerlendireceğiz. Tabii ki burada olmayıp, şu an burada olmayıp kongrede, düzenleyici komitede ve kongrenin arka planda çalışan arkadaşlar da vardı. O arkadaşlar da var ama en azından biz burada olan arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirelim istiyorum. Hızlı bir şekilde bugünün en çok yorulan insanlardan bir tanesi, en çok sitem eden insanlardan bir tanesi kim? Evet, Kübra. Evet Kübra. Ama Kübra'da şunu fark ettim. Başkasının oturumuna gelince hemen bitsin bitsin, benimkine gelince beni bitmesin abi diyor. Doğru mu Kübra? Bu eleştirilerini Hayır, diyeceksin. öyle bir şey Ecem yok. öyle dedi. Ecem özelden öyle yazdı. Ecem öyle yazdı özelden. Dedi ki abi, dedi bak bu şekilde olmaz dedi. Bu şekilde eczacılık yapılmaz. Şimdi şaka bir yana bir değerlendirelim. Kendinizi değerlendirin. İlk defa moderatör olan var. Azra çok güzel moderatörlük yaptı. Bütün akışı bozdu diyebiliriz. Şimdi Kübra'dan başlayalım. Evet Kübra, bir kendini bir daha tanıt bize. Ne oldu? Bugün ne yaptın? Memnun musun? Yoruldun mu? Bize biraz bahseder misin? Ben Hatice Kübra Dal, Trakya Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün saat 7'den beri ayak bilgisayar başındayım daha doğrusu. Teknik ekipteyim. Arka planda dönen videoları ayarlıyordum. Aynı zamanda Miraç Leçin Ulu ve Baran Akın'ın moderatörlüğünü üstlendim. Gayet güzel yayınlar geçirdik. Çok verimliydi, çok keyifliydi. Sohbet tadında yayınlardı. Samimiyetleri de çok güzeldi. Ki katılım da bence çok iyiydi. Ayrıca bizim katılım gibi bir amacımız yok. Bizim amacımız daha farklı. İnsanlara bilgiyi sunmak istiyoruz ama zorla değil. Kimseye zorla bilgiyi vermiyoruz. İsteyen alır, isteyen almaz. Bu şekilde düşünüyorum ben. Çok Yarın da teşekkür. umarım daha güzel olur. Çok teşekkür ederim. Kendi moderatörlüğünü bize bir değerlendir. Nasıldı? İlk Miraç'la Çin'de stres oldum. Çünkü ses ayarlamada falan biraz sıkıntı yaşadı eczacımız. Ama Baran'da çok rahattım. Zaten tanıdığım da biriydi. Evet. Sabah ben de çok stres oldum. Yüzyıllardır çalışan benim bilgisayarım bugün kongre başladı, bilgisayar durdu, mailler gelmiyor, WhatsApp açılmıyor, bir arka tarafta kasıyor. Kendime böyle şey yapıyorum, Instagram'dan gönderip, Instagram'dan diğer numarama gönderip, oradan mail atıp, oradan şey yapıyoruz falan derken Ben de gerçekten... kendimi artık akademisyen gibi hissediyorum. Siz bana mailden yolluyorsunuz ya bir şeyleri. Hani akademisyen gibi hissettim kendimi. Evet, kesinlikle. Bunlar güzel, alışacağımız şeyler. Bence de gayet güzeldi. Önemli olan şöyle bir şey aslında. Hani hep diyoruz, kulağa kar suyu kaçırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla da en azından bugün yeni eczacılarla tanıştık. Mesela Ufuk Hoca'nın yayını keşke dedim çok erken bitirmeseydik. O biraz erken bitti. Böyle mesela şu da var arkadaşlar. Aslında hep şey gibi. Şampiyonlar Ligi'nin final maçında frikikteki son topu kim vuracak? 1-0 kaybediyoruz. Son topu kim vuracak? Aslında bunun hazırlığını şeyini yapmak lazım ama tabii ki bizler için de bir deneyim oluyor. Bizler için de tecrübe oluyor. Online'da her zaman bu işleri yapmıyoruz. Mesela yeni fikirler ortaya çıktı. Efendim ayda 3 oturum, 2 oturum yapalım. İşte bir ayda
Kahoot yapalım, bilgi yarışması yapalım tarzında şeyler oluştu. Bizim için de güzeldi. Ufuk Hoca'nın mesela ben şeyini merak ediyorum. Yine aklımızda bulunsun. Başına gelmiş o hani süreci tecrübe ederken başına gelmiş olaylarla alakalı olarak ben dinlemek, konuşmak, fikir sahibi olmak isterim. Yine böyle özel oturumlarda da alalım. Yani dedim ya böyle bilimsel birleşmiş alanlarla. Mesela bir gün diğer sağlık profesyonellerini alalım. Bir gün kendi meslektaşlarımızı alalım vesaire gibi. Şimdi Ecem, sen önce Kübra'nın yayınını değerlendir. Sonra bugün nasıl geçti onu değerlendir. Kendi yayınını, moderatörlüğünü, arka planda sen ne yapıyordun? Kendini bize tanıtarak başlayalım. Merhaba, ben Ecem. İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Eczacılık 2. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşımın öncelikle oturumunu değerlendirecek olursam ben çok profesyonel buldum aslında. Hani söylediği gibi heyecanlı da değildi bana göre. Hatta çoğumuz öyle değildik. Hep belki de çoğumuzun ilk defa moderatörlük deneyimi oldu bugün. Yarın da olacaktır diye düşünüyorum. Kendi adıma konuşayım en azından. Ben de ilk defa yapacağım ve ilk defa şu anda böyle bir canlı yayında konuşuyorum aslında. Çok güzeldi. Ben çok keyif aldım. Arka planda gerek arka plandaki çalışmalarda gerekse de izlerken dinlerken çok keyifli bir süreç geçirdim. Evet, çok uzundu belki. Ben de sabah 7'den 7.30'dan beri ayaktayım. Ekran başındayım sizlerle birlikte. Ama bu benim için çok güzel bir deneyim oldu. Onun dışında konuşmacılarımızı çok beğendim. Çünkü çok farklı alanlardaki insanlar davet edilmiş ve gerçekten bir eczacı, o hani biz öğrenciler olarak en azından söyleyeyim. Ya ben eczacılık okuyorum ama çıkınca ne olacağım, neler yapabilirimi hep düşünüyoruz zaten. Şu anda da düşünüyorduk ve bu alanları görme fırsatımız oluyor bu sayede. Dediğiniz gibi de bu en büyük kongrelerden biri oluyor bu alandaki de. Çünkü çok fazla kişi görme şansımız oluyor. Güzel deneyimler elde ediyoruz diye düşünüyorum. Umarım bizi dinleyenler de izleyenler de sıkılmamışlardır. Bazı teknik küçük aksaklıklarımız oldu arada ama ben yine de telafi edebildiğimizi düşünüyorum bunları. Bu şekilde. Sen arka planda ne yapıyordun tam olarak? Ben arka planda WhatsApp ve YouTube üzerinden gelen soruları arkadaşlarıma, moderatör arkadaşlarıma iletiyordum. Aynı zamanda moderatör arkadaşlarımla iletişime geçip süreyi kısaltalım, yayını sonlandıralım ya da diğer konuşmacımız, moderatörümüz hazır mı sorularını sorup teyitler alıp hazırlık konusunda ekip arkadaşlarıma yardımcı oldum bugün. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica Yani ederim. izlenmeleri de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Konuşmacı arkadaşlar da öyle değerlendirebilir. Belki daha net bir şekilde değerlendirebilir. Yaklaşık yani sayısal olarak şöyle baktım. Kongrenin özellikle shorts videosu hazırlığında shortslarda 4.000 kadar izlenmemiz var. Ki shortsların yarısını daha atmadık. Zaman zaman atacağız. Birinci oturumumuz yani birinci bölümümüz 1400-1500 kişi. İkinci oturumumuz 1700 kişi. Üçüncü oturumumuz da 1200 kişi. Sabahki kongre tanıtım videomuzda 152 kişi tarafından izlenmiş. 155 kişi tarafından izlenmiş. Bu görsellerde. Tabii ki bunu şöyle yapacağız. Son oturum bittikten 24 saat sonra ben tüm verileri size paylaşacağım. Bakalım 100 bin hedefimize ulaşacak mıyız diyorum. Azra'ya geçiyorum. Azra sen neler yaptın? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sence kongre başarılı mıydı veyahut hangi oturumu beğendin? Onu sormadım. Hangi oturumu en çok beğendiniz diye. Azra'dan sonra sırayla konuşalım ve yavaş yavaş yayınımızı kapatalım. Birazcık aksaklıklar oldu benim oturumumda. Biraz panik oldum ilk otur şey olduğum yani ilk moderatörlüğüm olduğu için böyle yapamayacağım falan oldum. Bir ara soruyu karıştırdım falan öyle panik oldum. Ama güzel geçti yani. Serhat Bey ile çok ya şey frekansımız tuttu böyle yani Azra hocam, Azra Hanım falan diyordu böyle çok hoşuma gitti. Böyle eczacım falan demesi çok hoşuma gitti. Böyle zaten Serhat Bey'le konuşmaya doyamadım. Yani biraz daha soru sormak istiyordum ama sürem yetmedi. Daha Evet, bu sorularımız vardı. aklıma şey geldi. Pharma Talks gibi bir şey yaparız böyle. Evet olabilir. Eczacılarımızı sadece bir akşam yani ayda bir konuşmacı, iki konuşmacı, üç konuşmacı sizlere göre kariyerlerde aslında şöyle bir şey var. Bu insanları, kariyerleri olan insanları, yaşanmışlıkları, tecrübeleri olan insanları konuşturacaksın ki aralarda ben ne alabilirim? Hani yani bu konunun magazinsel olaylarından tutun da yani alanın akademik bilgilerine kadar her şeye hakim olmak gerekiyor. Profesyonel bir şekilde. Bu da bizim için çok çok değerliydi. En güzel oturum hangisiydi? Şimdi herkes kendi oturumunu en güzel oturum bulacak zaten de. En güzel Evet, oturum konuşma. ama sonrasında kendimden sonra Ufuk Hoca galiba ya bugünkü.
Çünkü o yaşanmışlıklarını anlatması falan bayağı güzeldi yani. Yani aslında bazen böyle mesleki tecrübelerini, bilgilerini değil de başınıza bu süreçte neler geldi? Tüm meslek evet, hayatınızda. Mesela eczacılarda müthiş komik şeyler var arkadaşlar. Yani inanılmaz şeyler var. Hani ben bazen okuyorum. Yo hani fıkra gibi. Yani yayın sonrasında da özelde de konuşuruz. Hani şey yaparız, anlatırım. Yani gerçekten. Hani şey biliyor musunuz? Haluk Levent'i Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şeye davet etmiş. Kahvaltıya davet etmiş. Adana'ya gitmiş. Ama kahvaltı İstanbul'daymış. Damla hoş geldin. Biliyor musunuz onu arkadaşlar? Evet. Adana valisiyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Haluk Levent'e diyor ki işte Haluk Bey siz hani çok engelli bireylere, gençlere çok yardımcı oluyorsunuz, ihtiyaç sahiplerine. Sizi diyorlar, diyor işte mesela Adanalılar Kültür Yardımlaşma Derneği'ni kahvaltıya davet ediyoruz diyor. Adana valisiyle Adana Büyükşehir Belediyesi herhalde aramış. Bu da bak hiç ikinci kere nerede toplantı geleyim mi, işte danışmanım mı, sekreterim mi diye hiç sormadan binmiş uçağa gitmiş. Havaalanına uçaktan indikten sonra aramış, demiş ki Adana valisi miydi, belediye başkanı mıydı, demiş ki biz İstanbul Zeytinburnu'ndayız mı demiş, ya da öyle bir yerdeyiz, siz neredesiniz demiş, demiş ki ben Adana'ya geldim. Şimdi bunun gibi ciddi manada ben özellikle hani stajlarımda da bunu yaşıyorum. Ne hikayeler var arkadaşlar, yani inanılır gibi değil, çok komik, gerçek. Hatta bununla alakalı Göknur Hoca'nın önderliğinde biz bir şey hikaye yarışması düzenlemiştik. Öğrencilerin mesela eczacıların 80, 90, 2000'lerdeki laboratuvar malzemeleri var mesela. Ne hikayeler var? Yani dersi karıştırıp, sınıfı karıştırıp, yani şey yapan neler var neler. Yani yanlışlıkla mezun edilmiş öğrenciler. Yani o öğrenci daha 2 sene var, 3 sene var. İsim karışıklığından dolayı mezun edilmiş eczacılar var. Kendisi de olaydan bir haber yaşıyor falan. Diyeceğim o. Mesela biz de hatta böyle bir hikaye yarışması da düzenleyebiliriz. Fikirler işte. Hep bunların üzerine düşüneceğiz. Hep bunlar entelektüel business fikirler arkadaşlar. Şimdi evet Azra teşekkür ediyorum. Ayşe sendeyiz. Sen nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Sesim geliyor mu? Geliyor evet. Bana geliyor. Bana geliyordu daha demin. Size geliyor değil mi? Tamam. Şöyle bence çok güzel bir etkinlik oluyor. Bütün herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Ben pek sınavlar dolayısıyla etkin olamadım ama gerçekten hepinizin eline sağlık. Bütün konuşmacılar falan herkes zaten çok bilgi birikimi yüksek olan insanlar olduğu için biz de onlardan bayağı bir şey öğrenmiş olduk bu süreçte. O yüzden herkese teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz efendim. Kendini tanıtmadın ama Ayşe Yağmur kimdir? Şöyle, ben Ayşe Yağmur Şekerdil, Erzincan 1. Yıldırım Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim, eczacılık öğrencisiyim. Erupsa Kulübü'nde ve Çağ Platformu'nda da rol alıyorum bu şekilde. Teşekkür ederiz efendim. Damla sence nasıldı? Afişlerin şeysi, lordu, böyle lord of, afişin İngilizcesini bilmiyorum arkadaşlar. Şey, ne bu, b-board değildir, ne afişin İngilizcesi? Bilemedim. Merhaba, ben Damla. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ayşe ile de sınıf arkadaşıyız. Ben de bu platformda afişleri tasarladım. WhatsApp grubundan destek oldum bu şekilde. Evet, vallahi çok iyi idare ettiniz arkadaşlar. Yoklamalar, işte efendim arkadan cevaplar. Ama tabii ki şu an o kadar çok ekrana baktık ki başımız ağrıyacak. Ama her güzel şeyin tabii ki getirmiş olduğu olumsuz şeyler de olabiliyor. Damla sen hangi yayını beğendin? Ya da şunu da sorayım arkadaşlar. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Damla şunu da cevapla. En meraklı hangi yayını bekliyorsun? En meraklı. Yarın İsmail Aslan'ın yayını var. Ben Eskon'da onu dinlemiştim. Onu tekrar dinlemek çok istiyorum. Çünkü çok faydalı bilgiler veriyor. Bugün de Ufuk Kırı çok beğendim. Azra'nın yayını da çok hoşuma gitti. Çok samimi geldi. Genel olarak çok hoşuma gitti benim. Ben söyleyeyim mi kimi beklediğimi? Evet, tabii ki lütfen. Direkt girebilirsiniz konuya. Ben Afif Mat'ı bekliyorum. CV'si inanılmaz, mükemmel yani. Böyle Afif Hoca. Yalnız Kübra eczacılığın en duayen insanlarından. Yani eczacılık, Türk eczacılığı denince yani böyle kitap basılsa ilk ona girecek hocaya dedi ki CV'si çok iyi. Sağ ol ya, teşekkür Hayır, ederim. Mükemmel dedim. Ya bu şeye benziyor. Doğu Demirkol'un şeyi var ya hani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiydi. Abi o gün ne savaştık ya. Yalnız o gün öyle böyle gitmiyorum ya. Ya da Atatürk'ün mesela İzmir'e girdikten sonra abi o gün neydik ya filan diye böyle. Şimdi onun gibi oldu. Yani Afi Hoca ben de onu bekliyorum. Bir de arkadaşlar Afi Hoca'nın moderatörü kimse bilmiyorum ama benim hocam. Orada Ecem. Mesela ben de bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Allah nasip eder de bir gün eczane açarsak. Yani gönül ister ki Afi Hoca'yla hani yüz yüze de şey yapalım. Hani çünkü bu insanlar eczacılığın çok tarihi ve yaşayan hocam.
gerçekten efsaneleri. Mekin Hoca dedi mesela, Serhat Salim Hoca. Biliyor musunuz Mekin Tanker? Mesela Eczacı'nın yaşayan efsanelerinden bir tanesi. Mekin Hoca'nın. Asuman Baytop, Turhan Baytop. Mesela Sartur diye bir şey var biliyor musunuz? Sarım Çelebioğlu, Turhan Baytop. Sartur diye bir çözelti var. Botanik derslerinde, kullandınız. Kognizi derslerinde duyduk. Aynen. Onu mesela üreten bilim insanları. Yani Turhan Baytop Hoca, Asuman Baytop Hoca Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yani 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda eczacılık artık daha multidisipliner bir bilim dalı haline geldiğinde Türkiye'de Anadolu'yu karış karış gezmişler. Yani mesela bir çıkıyor adam buradan hani gibi dünyayı gezen bisikletçiler gibi gerçekten adamlar bir çıkıyor 2 sene, 3 sene, 4 sene böyle bitki arayıp böyle Anadolu'yu gezmişler ki o literatüre kazandıralım diye eşiyle birlikte. Ya bunlar yani müthiş yani deli olmak lazım bunu yapmak için. Yani gerçekten bir bilim aşığı olmak lazım. Bir tane daha vardı. Adı aklıma gelmedi. Doktor Eczacı. Hacettepe Eczacılık Nerede ve Babamın Eczanesi'nin yazarı. Adı aklıma gelmedi. Doktor Eczacı neydi? Hatta ben kitaplarını okumuştum. Ankara'da Ulus'ta Eczanesi var. Neydi? Dur Meryem şimdi internetten bakıyor. Adı aklıma gelmedi ya. Hocam çok bekliyor musunuz? Hayır Arfi Hoca'yı değil. Ha, Akın Çubukçu. Akın Çubukçu'yu da hani bilin, öğrenin, duyun, araştırın. İki tane kitap var. Babası Sivas'ın Akın Çubukçu Hoca'nın İtalya'da eczacılık okuyor. Serüveni, Türkiye'ye geliş serüvenini anlatıyor. Hatta Hacettepe'nin farmakognozinin kuruluşunda da görev almış bir meslek duayeni. Ne diyecektim? Babası Sivas'ın ilk eczacısı. Sivas'taki ilk eczacı. Sivaslı aslen vesaire. Bunlar hep Bilgi Hocam. Sahip ol, yarın bir yerde lazım olur. Akademik link gibi oldu benimki de. Neydi hocam? Doçent Doktor Osman'ın dediği gibi oldu. Şimdi evet. Rümeysa Rukiye Şehet. Sesinizi açabilirsiniz. Var mı? Siz hangi yayını beğendiniz? Arka planda ne yapıyordunuz? Kendinizi tanıtır mısınız? Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hangi yayını bekliyorsunuz? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Merhaba hocam. Herkese merhaba. Ben Şehit Kedir Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 3. sınıf eczacılık öğrencisiyim. Bugün çok güzeldi. Ben arka planda çalışıyordum. En çok sevdiğim veya en çok ilgimi çeken oturum Eczacı Sena Onuk oturumu. Gerçekten hayran oldum. Yani bayağı güzel bir CV'si vardı. Öyle. Çok güzel başarıları vardı. Umarım biz de bir gün öyle bir şeyler yaparız. O yola ulaşırız. İnşallah. Öyle. İnşallah. Evet, Sena benim İstinye Üniversitesi'nden arkadaşım. Yani Sena gerçekten arkadaşlar. Yani ya mesela ben bir gün İstanbul'da bir kongreye katıldım. Arkama bir döndüm, Sena. Merhaba Şahin, ne yapıyorsun dedi. Aynı zamanda hem fakültedeki yani organizasyon, yönetim organizasyonlarına katılmış, hem işte moleküler biyoloji ve genetikten lisans eğitimi var. Hani bu açık öğretimden falan gibi bitirmeye benzemiyor. Hem eczacılıktan lisans eğitimi var, hem açık öğretimden iki tane bölüm bitirmiş, hem yüksek lisansı aynı anda yapıyor falan. Yani ya bu da aslında hani artık hani bunlar değişik zekalar arkadaşlar, değişik kabiliyetler, yetenekler. Hani şöyle bir laf var ya, ben şu lafa çok inanıyorum. Mesela atıyorum Ecem Türkiye derecesi yaptı. Ben diyorum ki ya ben de olsam, ben de Ecem kadar çalışsam ben de Türkiye derecesi yaparım derim, değil mi? Hani normalde biri söyler der. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. İşte o kadar çalışabilmek de bir yetenek aslında, bir başarı. Yani hani o kadar çalışsam ben de yaparım demek, evet doğru, ama onu yapabilmek de bir irade başarısı. Bir yani istikrar, bir emek, bir çalışma, çabalama, azim aslında göstermek de bir başarı, bir yetenek diyebilirim. Benim en sevdiğim, yani en büyük, en çok beklediğim oturum da Afife Mat Hoca'nın oturumu. Yani bir tabii o duygusal bir tarafı da var yani Afife Hoca'nın Türkiye eczacılık tarihinde çok önemli bir yeri olmasından dolayı. Mesela Erendiz Atasu var hoca, arkadaşlar biliyor musunuz? Ankara Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı'nda Erendiz Atasu Hoca profesör, emekli profesör. Dünya kadın yazarlar arasında sayılı feminist yazarlardan bir tanesi. Yani uluslararası tanınan. Zaten bizde şöyle bir şey var. Türkiye'de kıymetin bilinmiyorsa belki Avrupa'da değerlisindir ya da başka ülkelerde değerlisindir. Mesela dünyanın en önemli fotoğrafçılarından bir tanesi eczacı. Türkiye'de yaşıyor. Dünyanın en önemli karikatüristlerinden bir tanesi Türkiye'de yaşayan bir eczacı. İsimleri bunları araştırın. Atilla Atasoy'u biliyorsunuzdur zaten. Atilla Hoca'yı 90'lar popta. Yani şu bu yani 90'lar zamanının Tarkan'ı. Eczacı 2010 yılına kadar eczanesinde eczacılık yapıyordu.
Eren Atasoy Hoca'yı da mesela fırsatınız varsa gidin kapısını çalın tanışın. Bunlar yani tarih kokan insanlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihini yani görmüş olduğu en iyi hani kadın kimliğiyle öne çıkmış. Yani şöyle söyleyeyim bir Halide Edip adı var nasıl bir Cumhuriyet dönemi kadın yazarsa Eren Düz Atasoy Hoca da. Tabii okumadığımız bilmediğimiz için fark etmiyoruz ama öyle. Neyse arkadaşlar tam 19. 20. dakikaya girerken izlenmeleri söyledim. Şehit biraz az buldu galiba ama bence çok da az değil. Umuyorum ki daha hocam, iyi olacağına. Gece 3'e kadar maillerle uğraşıyordum. Bu yüzden biraz üzüldüm yani ama neyse bu da güzel. Şehit şurada haklısın. Anlık izlenmeden memnun değilsin sen değil mi? Anlık aynen, izlenme 150-200 oldu. Ama katılım normalde katılım kaç şu an mesela? Atıyorum 1300 kişi değil mi formu dolduran? Aynen. Aynen. Evet yani 1300 kişi de gönlü ister ki o kadar izlensin ama inşallah diğer kongrelere, yüz yüze yapacağımız etkinliklere diyelim. Arkadaşlar yarın sabah görüşmek üzere. Yarın sabah daha çok yorulacağız. Daha çok emek vereceğiz. O zaman görüşürüz. İyi geceler.